Herkese merhabalar. Veri işleme konusunda 8. sınıfta öğreneceğimiz konuyu anlayabilmemiz için 5. 6. 7. sınıfta öğrendiğimiz veri işleme ile alakalı konuları tekrar etmeye var mısın Tonguç benimle beraber? Hazırım. Süper zekisin. Gerçekten de Tonguç'un 5. sınıfta aslında veri işleme ile alakalı bir araştırma sorusu öğrenmeyi, araştırma sorusu oluşturmayı, ondan sonra sütun grafiği oluşturmayı ve grafik yorumlamayı aslında beraber yapmıştık. Şimdi de 5. sınıftaki bu konuyu tekrar edip 8. sınıfa mükemmel bir şekilde hazırlanalım. Başlayalım. Şimdi Tonguç'um, araştırma soruları dediğimiz şey aslında bir konu hakkında fikir sahibi olmanın matematiksel verileri elde etme yöntemi diye düşünebilirsin. Şimdi araştırma soruları Tonguç'um bir kere bir gruba yönelik hazırlanıyor ve bir gruba yöneltilince bu sorulardan birden fazla veri elde edilebiliyor Tonguç'um. Yani illa bir tane veri değil de birden fazla veri elde edilmeli. Mesela hangi takımı tutuyorsun Tonguç? Ben milli takım tutuyorum hocam. Ya saçmalama, öyle şey olur mu ya? Normal hangi takım? Osmanlı Spor tutuyorum hocam. Ne diyorsun lan? Öyle bir takım var hocam. Tamam, süper de hani hangi ya, gerçekten de doğru söylüyor. Yani Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Beşiktaş mı, Trabzon mu, hani dört büyüklerden. Real Madrid hocam. Real Madrid, tebrik ediyorum. Peki en sevdiğiniz yemek hangisi Tonguç? En sevdiğin yemek dayak, hangisi? Dayak. Şey pardon. Evet, tebrik ediyorum. Tonguç'un en sevdiği film hangisi Tonguç? Çizgi film. Şimdi Tonguç, sence bu araştırma sorusu olur mu? Evet olur. Neden? Çünkü hangi takımı tutuyorsun? Süper. En sevdiğiniz yemek hangisi? Araştırma sorusu olur mu? Evet olur. Çünkü birden fazla cevap verilebilir. Bak, bunu mesela kendi sınıfına sorabilirsin. Bunu mesela sizin okula sorabilirsin. Sonucun en sevdiği film hangisidir? Kime sorabilirsin Tonguç? Bir tek bana sorabilirsin. Sadece Tonguç'a sorabilirsin. Hani diğerlerine sorsan bir anlam ifade etmez. Ve birden fazla da cevap alamazsın. Bir tane işte bilmem şey der, Pepe der, geçer gider. Dolayısıyla bu bir araştırma sorusu olmaz. Araştırma sorusunu doğru hazırlamamız çok önemli veri işlemek. Hocam senin eserin Pepe mi? Doğruyu söyleyebilirsin. Saçmalama lan, öyle bir şey yok. Şimdi Tonguç'um, sütun grafiği dediğimiz şeyse zaten hatırlarsın, illaki şöyle bir hani şöyle bir grafik çiziliyor. Bunun üstüne böyle böyle sütunlar falan filan yapılıyor. İşte bunlar sütun grafiği olarak adlandırılıyor ve bunlar aslında ilk başta belli adımlara sahip sütun grafiği oluştururken. Yapmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi araştırma sorusu ilk başta oluşturulur Tonguç'um. Araştırma sorusunu oluşturur. Mesela sınıftaki öğrenci tuttuk takım hangisidir? Tuttuğunuz takım nedir? Araştırma sorusu oluşturduk. Sonra gelen cevaplara göre çetele tablosu denilen bir tabloyu yapacağız. Hazır mısın? Nasıl yapılırını biliyor musun? Hazırım çünkü, hocam. Hani mesela hesap bir saniyede insanlar günleri sayarlar. Bir gün, iki biz gün, okulda sayıyoruz üç hocam. Gün, okul duvarlarını çizgi dört atıyoruz. Gün, beş gün, altı gün, yedi gün, sekiz gün, dokuz gün, on gün diye böyle yaparlar. İşte bu çetele tablosu demek aslında. Hapishanede sayılan günler. Her bir takım için tabloya bir çentik atılır. Mesela dedi ki Ayşe'ye sordu mesela. Ayşe dedi ki Galatasaray dedi. O zaman Galatasaray'a bir tane çentik atıyorsun. Ondan sonra Veli'ye geldi, o da Galatasaray dedi. O zaman bir tane çentik atıyorsun. Ondan sonra Kazım'a geldi, o da Galatasaray dedi. Ondan sonra Mehmet'e geldi, o da Galatasaray dedi. Ondan sonra Hüseyin'e geldi, o da Galatasaray dedi. Ondan sonra işte Hüsamettin'e geldiğinde o da dedi. Ayşe de, Ali de öyle dedi falan filan. Böyle böyle teker teker, hepsini teker teker dolduruyorsun. Mesela burada da şöyle diyelim. Mesela 5... 6, ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, ondan sonra 1, 2. Mesela burada kaç tane insan olduğunu hemen söyleyelim. Şimdi bu çetele tablosunu oluşturduktan sonra saymıyorsun teker teker. İlk başta çizgiler ataraktan çetele yapıyorsun. Sonrasında Tonguç'um bunun nesini oluşturman gerekiyor? Artık bunun sıklık tablosunu oluşturman gerekiyor. Sıklık tablosu dediğimiz şey ise veriler sayısal ifadeler, sayısal olarak ifade edilir. Yani mesela, pardon. Şimdi Galatasaray kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yazıyorum. Beşiktaş 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman buraya 6 yazıyorum. Fenerbahçe 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çizgi vardı. 2 tane çizgi var. Bitti. Dolayısıyla bunların nesini oluşturduğum ben artık sıklık tablosunu oluşturmuş oldum. Sıklık tablosunu oluşturduktan sonra yapmam gereken şey ise sütun grafiğini oluşturmak. Şimdi tutulan takımların, futbol takımlarının sütun grafiğini oluştururken Tonguç'um bu sıklık tablosuna bakarak yapacağım. Mesela Galatasaray kaç tane? 8 taneydi. O zaman bak 8 taneyi gelecek şekilde Galatasaray'ın şurasını işaretliyorum. Olsa sütun çizeceğim. Beşiktaş kaç taneydi Tonguç'um? 6 taneydi. Beşiktaş'a hop şöyle şuraya kadar Beşiktaş'ın tam üstüne gelecek şekilde şuraya bir nokta koyuyorum. Fenerbahçe kaç tane? 5 taneydi.
şöyle şöyle Fenerbahçe'de 5'e gelecek şekilde şuraya bir nokta koyuyorum. Trabzon kaç tane? 2 tane de. O zaman böyle gel buraya kadar bir nokta koyuyorum. Şimdi bunların üstünden oluşturuyorum. Galatasaray bu şekilde bir sütun oluşturuyorum Tonguç evladım benim. Anlıyor musun yoksa numara mı yapıyorsun Tonguç evladım? Anlıyorum hocam. Süper en sevdiğim şey futbolda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Ondan sonra Beşiktaş bu şekilde bir sütun. Ondan sonra Fenerbahçe buraya kadar uzanıyor. Çünkü 5'e kadar çıkması gerekiyor. Bu da Galatasaray, Trabzon diyorum. Ve 4 büyüklerin aslında kaç tane taraftara sahip olduğunu görebiliyorum buradan Tonguç'um. Grafik adı aslında grafiği açıklayan bir şey. Nedir? Tutulan futbol takımları. Bizim sınıfımızda mesela 8A'da tutulan futbol takımları diye yazabilirsin. Grafiği açıklıyor. Futbol takımlarının buraya yazıyorsun. Kişi sayılarını buraya yazıyorsun ve benzeri. Şimdi grafik yorumlamaya bakarsak Domucuğum. Mesela siz sınıf başkanlığı seçim sonuçları şeklinde bir grafiğimiz var. Ve bu grafiği yorumlarsak dikkat edin her birisinin aldığı oy burada yazıyor. Emre mesela 4. kata kadar çıkmış. O zaman Emre 4. Zeynep kaçıncı kata? 10. kata. O zaman 10. Elif kaçıncı kata? 6. O zaman Yağız kaçıncı kata kadar çıkmış? 4. kata kadar çıkmış. Selim ise 2. kata kadar çıkmış diyoruz. Hocam erkekleri toplamız başkan kadar bile etmiyor. Tebrik ediyorum. Zeynep kadar etmiyoruz. En çok oy Zeynep tarafında alınmış. Tebrik ediyoruz Zeynep'i şu andan başkanında. Mazbatanı alıp başlayabilirsin tebrik Zeynep. Ediyoruz. En az oy hangi arkadaşımız almış? Ne yazık ki Selim kaybetmiş. Double loser diyoruz. Rezil Elif insan. Yağız'dan ne kadar daha 2 oy fazla almış. Evet Elif Yağız'dan 2 oy daha fazla almış Süper Zekis'in. Eşit oy alanlar hangisi Tonguç'um? Dikkat etsin Emre ve Yağız'dır diyebiliriz. İttifak kurabilirlerdi ama yine geçemezlerdi. Ama yine geçemiyorlardı. İttifak olsa bile geçemiyor. Toplam kaç öğrenci oy kullandı? Hayda. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bulabilmek için 10, 14, 20, 24, 26. 26 öğrenci. Açılan sandık sayısı 3. Evet. Geçerse oy sayısı 8. Evet Tonguç şimdi 6. sınıfta ne göreceğimizi göreceksin. Tablo ve grafik oluşturma olayını 6. sınıfta öğreneceğiz. Tonguç'um bir kere tablo ve grafik oluşturmak için 4 tane adımdan söyleyebiliriz. Araştırma sorusunu hazırlıyorsun. Araştırma sorusundan sonra soruları soruyorsun ve not alıyorsun. ÇTR tablosu tablo yapıyorsun. Sonra tablo yapıyorsun. Sonrasında da sütun grafiğini çiziyorsun. Şimdi mesela bir örnek olarak birinci adımda 6A sınıftaki öğrencinin en sevdikleri film türünü öğrenmek için araştırma sorularını düzenleyelim. Cinsiyetiniz film türü. Şimdi cinsiyetinizi niye sordum? Normalde sadece film türünü sorabilirdim. Mesela herkes komedi, dram, ondan sonra korku falan filan derdi. Ama cinsiyetini sormamın sebebi acaba erkeklerdeki eğilim nasıl, kadınlardaki eğilim nasıllı da aynı tablonun içinde görebilmek. Yani artık burada sadece korku mu, ondan sonra komedi mi daha iyi, daha fazla seviliyor onu öğrenmek değil. Aynı zamanda korku komediden kadınlar mı korkuyu daha fazla seviyor, erkekler mi daha fazla korkuyu seviyor bunu öğrenebilmek. Dolayısıyla soruları öğrencileri anket yapma yöntemiyle soruyoruz. Cinsiyet ve film türünü. Sonrasında elimizde bazı datalar çıkıyor. Datalar dediğim şey veriler. İki veri grubunu kız erkek karşılaştırıldığı için ikili sıklık tablosu olarak yazıyoruz. Macera, aksiyon, komedi, animasyon. Bu 4 tanesi gelmiş cevaplardan. Kız ve erkek olarak gruplandırılıyor. Bak, ikili sıklık tablosu. Mesela macerayı seven hatta şöyle yapalım özür dilerim. 1 erkeklerden 4 tane olsun. Aksiyon 1 tane olsun. Erkeklerden 3 tane olsun. Komedi 3 tane olsun. Animasyon 4. Bu da 2 olsun. Çünkü mantık zaten gerçekten de kızlardan animasyonu daha fazla severler. Aynen. Komediyi herkes sever. Sevmeyen var mıdır ki? Ama macera ve aksiyon filmleri vurdulu kırdılı olduğu için kızlar genellikle değil de erkekler genellikle severler. Şimdi kavga ve dövüş her zaman bizim işimizdir. Teşekkürler. Saçmalama kez. Şimdi bunların grafiğini yaparken şöyle düşüneceğiz. Kız ve erkek olarak kızları mavi, erkekleri de kırmızı. Aslında tam tersi olması gerekiyordu. Ama hocam renk ayrımcılığı yapmayalım. Evet renk ayrımı yok doğru. Çok zekisin gerçekten de. Şimdi kızları mavi erkekleri kırmızı olarak düşünürsek bak dikkat et. Erkekler animasyon filmlerinde kaçıncı kata kadar çıkmış? 2. kata kadar çıkmış. Ama kızlar mavi olduğu için mavi animasyon filmi 4. kata kadar çıkmış. Dolayısıyla mesela erkekler macera filmlerinde 4. kata kadar çıkmış.
Kızardı bir. İşte bunların hepsini aslında bu datayı kullanaraktan, veriyi kullanaraktan ne yaptım? Grafiklere çizdim böyle. Teker teker sütunlarını çizdim. Sütunlarını çizdikten sonra karşımıza aslında grafikte çıkmış oldu. O zaman bak, bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi neymiş? İkili sıklık tablosundan sonra ikili grafikleri de öğrenmemiz gerekiyor. Sütun grafiğinde birden fazla veri olduğunu biliyoruz. Zaten 8. sınıfta bunların üçlülerini göreceğiz. En fazla üçlüyü göreceğiz. Biz ne yapmıştık? 6. sınıfta ikiliyi görmüştük. 8. sınıfta da üçlüyü göreceğiz. Dolayısıyla hepsi birbirle o kadar bağlantılı ki Tunguç. Gerçekten görsel bir şölen yaşıyoruz bu dersimizde. Dolayısıyla kaç tane kız var desen mesela burada? Hemen sayarsın. Bir burada. Bir burada iki tane oldu. Üç de burada beş tane oldu. Dört de burada yedi tane kız vardır diyebiliriz. Beş, kaç tane erkek? Dokuz etmez mi hocam? Pardon, özür dilerim. Bir, iki, beş, dört daha dokuz. Özür dilerim. Süper zekisin gerçekten matematik hocam, bir şey. Hocam benim de kafam karıştı. Kızlar erkekler. Erkeklere her şey... baktığımız zaman erkekler de dört, üç daha yedi, üç daha on... 2 daha 12 tane de erkeğimiz var. Hocam erkeklerin rengi kırmızı mı pembe mi? Onu ben anlayamadım. Erkekler tamam. Kırmızı tabii ki. Pembe gibi duruyor hocam ama. Tonguç'um, burada şunu bilmemiz gerekiyor. Buradan neyi öğrenebiliriz? Hangi insanlar hangisini en fazla seviyor dersek? Pembe. Mesela kaç tane macera filmi var? 1 artı 4'ten 5 tane macera filmi var. Kaç tane aksiyon filmi var? Seven 4 tane aksiyon filmi var. Seven. Burada 6 tane 3-3. Burası 4, 2, 6 tane. Dolayısıyla en fazla sevilen tür hangisi desen komedi ve animasyonlar seviliyor. Peki erkeklerin en fazla sevdiği tür hangisi desen, erkeklerin en fazla sevdiği tür zannediyoruz değil macerada sadece kırmızılara bakarım, macera derim. Kızın en fazla sevdiği tür derim, çat animasyon derim çünkü sadece mavilere bakarım. Bu tarz yorumlamalar da bizim için çok çok önemli. Evet, şimdi de 7. sınıfta ne öğrendiğimizi tekrar etmeye geldi. 7. sınıfta ne öğrenmiştik Tonguç? Veri işleme konusuyla alakalı daire grafiğini öğrendik, çizgi grafiğini öğrendik, diğer grafik türlerini öğrendik ve bunların hani birbirleriyle ilişkisini öğrenmemiz gerekiyor ki biz veri işleme konusundaki altyapımızı tam sağlamlaştıralım. Bir kere şunu unutmayalım. Tunguç'um, daire grafiği dediğimiz şey, hani 7. sınıfta çemberi, daireyi falan öğrenmiştik ya, onlarla bağlantılı aslında. Daire grafiği dediğimiz şey, bir bütünü oluşturan parçaları gösterirken kullanılıyor. Bir bütünü oluşturan parçaları gösterirken kullanılıyor. Dolayısıyla bir örnek olarak mesela bir okulda okul başkanlığına aday olan öğrencinin aldıkları oylara göre oluşturulan daire grafiği verilmiş. Bu daire grafiğinde sence burada mesela hangisi daha fazla oyu almıştır diye söylesek mesela. Ahmet hocam bariz belli. Ondan sonra Mert şöyle olsun. İşte Berk, Aslı böyle olsun. Belki de beyaz kalsın. Şimdi hangisi en fazla oymuş? En fazla dilime sahip Ahmet en fazla oyu almış diyebiliriz. Değil mi? En fazla oyu Ahmet almış diyebiliriz. Peki en az oyu alan hangisidir? Aslı en az oyu almıştır diyebiliriz değil mi? En az oyu Aslı almıştır. Kazanmış. Hangisinin açısı daha fazlaysa, bunun açısı bu kadar, bunun açısı bu kadar, bunun açısı bu kadar, bunun açısı bu kadar. Dolayısıyla hangisinin açısı daha fazla, bunun açısı en az, bunun açısı daha fazla, bunun açısı en fazla diye düşüneceğiz. En az oy en az açıyla, en fazla oy da en fazla açıyla gösteriliyor diyoruz. Mesela bir örnek yapalım Tonguç'um. Bir şirket çalışanlarına sorulan, işe giderken hangi ulaşım aracını kullanıyorsun? At arabasıyla gidiyorum hocam. Tabii gidiyorum. Sen nerede yaşıyorsun evladım? Hocam ben bir organik bir köyde yaşıyorum ve dolayısıyla orada... Organik köy nedir abicim? Sadece organik hocam. Hiç böyle şey Ataköy, Kadıköy gibi değil. Gerçek bir köy hocam. Evet böyle... tabii gidiyorum. İşe giderken hangi ulaşım aracını kullanıyorsun sorulan cevap ve tabloda verilmiş daire grafiği oluşturuyorum. Metrobüs, metro, özel ve özel araç ve diğer... Diğer ne yapıyorsun? Koşuyor mu? Bisiklet Uber. Uber kalktı. O Uber müber yok artık. Tabii ki. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey şu. Toplam kişi sayısını bir bulalım Tonguç'um. 45, 30, 10, 5 daha toplam 90 kişi varmış toplamda. Şimdi toplam 90 kişi varsa ben bir daire çizdiğim zaman buradaki açı toplamda kaç derecedir Tonguç biliyor musun? Buradaki açı toplamda 360 derecedir. Dolayısıyla
360 derece 90 kişi dediğimiz şey, 90 kişi dediğimiz şey aslında 360 dereceye denk geliyorsa. Peki ben sana 45 kişi kaç derecedir desem nasıl yaparsın biliyor musun bunu? Bak hemen içler dışlar çarpımı da yapabilirsin ama basit yoldan 90 360 ise 45 bunun yarısıdır. O zaman bu da 180 derecedir diyebilirsin. O zaman metrobüsü 180 derecede gösterebilirim. Aynı şekilde devam edelim. 90 kişi kaç şeydi? 360 dereceydi. 360 derece. 30 kişi acaba kaç derecedir? Hadi buna normal içler dışlar çarpımı yapalım. 360 çarpı 30 bölü buradaki sayı 90. Bununla bu sadeleşir. 3 kalır. 360 bölü 3'ten de 120 derece kalır. O zaman demek ki bu da 120 dereceymiş Tonguç. Şimdi bir özele bakalım Tonguç'um. 90 kişi 360 derece ise 10 kişi kaç derecedir dersek çat çut içler dışa çarpma yapalım. 360 çarpı 10 bölü 90'dan çatarang çatarang birbiri sadece 9 kaldı. 360 bölü 9'dan da 40 kaldı Tonguç evren. O zaman bu da 40 dereceymiş. 5 de bak 10'un yarısı olduğu için o zaman bu da 20 derece kalıyor. Şimdi seninle beraber güzelce bunun grafiğini çizmeye var mısın Tonguç evladım benim? Hazırım diyorum dünden. Evet süper. Seninle çatarang diye büyük bir daire çiziyorum. Bu dairemizde 180 derece dediğimiz şey aslında bunun bir kere bir yarısıdır diyebiliriz. O zaman şöyle bir çizersem ben eğer bunun 180 derecelik kısmının aslında metrobüs olduğunu söyleyebilirim. 180 derece yani metrobüstür diyorum. Şimdi ardından Tonguç'um evet metrobüsten başka bir de metro var 120 derece. 120 derece de şöyle bir kısmıdır. Şurası böyle 120 derece. O zaman buna ne diyoruz? Buna da metro diyoruz Tonguç evladım benim. Ardından özele baktığımız zaman 10 yani 40 derece. O zaman 40 derece ve 20 derece kaldı zaten. Burası 40 derece diyorum. Burası da 20 derece diyorum. Bu 40 derecelik kısma ne yazıyorum Tonguç evladım benim? Özel diyorum. Buna ise diğer diyorum Tonguç. Dolayısıyla grafiğimizi oluşturmuş olduk. Hatta şu grafiğimizin hatlarını daha belirgin yapabilmek için şöyle yeşille üzerinden geçelim Tonguç. Dolayısıyla dikkat ettiysen en fazla metrobüs en az diğer şeklinde gruplandırabiliyoruz. Tonguç'u tabii farklı renklere tarayabiliriz. Bir uçakta mesela seyahat eden 100 kişinin konuştukları yabancı diller daire grafiğine verilmiştir. Bir bütün var ve bu bütünde bir kısmı İngilizce bir kısmı Rusça. Hangisi en fazla? İngilizce konuşan en fazla değil midir Tonguç'u? Bakar mısın? Evet, 144 derece. Ama en az hangi dil konuşuyor Tonguç'um? Rusça. Süper. Bu yorumu yapabildin. İngilizce konuşan kaç kişi var derse yapmamız gereken şey de şu. Hadi uçakta konuşmak yasak. Sessiz olsunlar ya. Tabii ki. Toplam 100 kişi vardı ya. 360 derece 100 kişi ise eğer 144 derece kaç kişidir diye bir oran orantı kurabilirim Tonguç'um. Hemen ne yaparım? Çatarang çutarang birbirleri içler dışlar çarpma yapalım. 144 çarpı 100 bölü 360'dan zaten bununla bu sadeleşir. 36 ile 144 3 katıdır. 6 kere 3 pardon 4 katıdır özür dilerim. 4 kere 3 ona göre doğru. Dolayısıyla bunun cevabı 40'tır diyebiliriz. O zaman 40 kişi özür dilerim. O zaman İngilizce konuşan toplamda 40 kişi vardır diyebiliriz. Peki Tonguç bak burada daha basit bir şey yapacağım sana. Bunu 40 bulduktan sonra 140'tan 144 40 ise eğer 144 40 ise eğer 36 144'ün 4 katı 144 36'nın 4 katı olduğu için o zaman Rusça konuşan da 40 değil de 10 kişi vardır. Yani bak bu da bunun 4 katı. Almanca konuşana baktığımız zaman Rusça konuşanların 2 katı bak 36 72 72 36'nın 2 katı olduğu için Rusça konuşan 10 kişi olduysa Almanca 20 kişidir diye yorum yapabilirsin Tonguç. Hatta Fransızca konuşanı söyleyeyim pardon. Fransızca konuşanlarsa Rusça konuşanların 3 katıdır. Neden? Çünkü 36 108. O zaman Fransızcayı sorsaydı bana derdim ki ben Rusçanın 3 katı olan 30'dur diyorum ve bütün hepsini de yuvarlamış oldum diyorum. Evet bir de çizgi grafiğine bakalım Tonguç'um. Çizgi grafiği dediğimiz şey ise sürekli bir veriyi göstermek için kullanılır. Sürekli bir veriyi
göstermek için kullanılan grafik türüdür diyoruz. Mesela bir örnek. Sıcaklık en önemli çizgi grafiğidir. Her zaman sıcaklığı kullanır veya nüfus. Mesela Mayıs ayının ilk haftasında bir ilimizde kaydedilmiş en yüksek hava sıcaklığı değerlerini yazmışız. Pazartesi kaç derecede? 12 derecede. Süper. Sonra salı günü 15'e çıkmış. Sonra çarşamba günü 14'e çıkmış. Sonra perşembe günü 12'ye düşmüş. Cuma günü 11'e düşmüş. Cumartesi günü sabit kalmış yine 11. Pazar günü yine o düşmüş 10 derece. Dolayısıyla hava sıcaklıklarını teker teker buradan takip edebiliyorum her güne bağlı olarak. Örnek bir tane soru yapalım seninle. Yapalım hocam. Bir aracın zamana bağlı olarak gittiği yolun değişimi grafikte verilmiş Doğuş. Mesela bir saatte bu adam dikkat et. Bak birinci saatte sıfırdan nereye gitmiş? 50'ye gitmiş. O zaman 50 kilometre yol gitmiş diyebiliriz. İkinci saatte ise yani bak birinci saat burası. Birinci saat. İkinci saat artık burası Tunguç'um. İkinci saat artık ne yapmış? Dikkat et, daha dikleşmiş. O zaman ikinci saatte hızını arttırmış diyebilir miyiz Tunguç evladım? Süper zekisin. Peki üçüncü saatte hızı ne olmuş peki? Bak daha yavaş gitmeye başlamış. Yavaşlamış. Yani daha az gitmiş. Dördüncü saatte ise artık ne yapmış Tunguç'um? Yol kilometre olarak duruyor. Yani durmuş veya mola vermiş denilebilir Tunguç evladım benim. Hatta ikinci saatte gittiği yol 50'den 120'ye olduğu için 70 kilometre. Üçüncü saatte gittiği yol 2 ile 3 saat arasında yani toplamda 120'den 150'ye gittiğine göre 30 kilometre. Ama dördüncü saatte gittiği yani şu aralıkta gittiği yolsa 150'de 150'de 0 kilometredir yani durmuştur diyoruz. Ödüllü sorumuzu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım sana göreyim ben. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap.